Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yapılışı çok kolay, hiç eskilmeyen çok güzel örgü modelin anlatımını yapacağım. Modeli dilediğiniz örgü çeşitlerinizi kullanabilirsiniz. Özellikle bebek yelekleri, bebek örgülerinde, her türlü bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek hırkalarında, bebek battaniyelerinizde, uygun ip kullandığınızda kendinize bile şal, hırka, yelek gibi örgülerinizde değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi kısa bir parça anlatımını yapacağım. O yüzden bebe ipi kullanıyorum. 3 numaralı şiş tercih ediyorum. Modelimizin ilmek katlarına gelecek olursak, modelimizin ilmek katları 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek en sona ekleniyor. Bunun içinde ben 14 tane ilmek atarak modelime hemen başlamak istiyorum. Siz de yapacağınız örgü çeşidine göre ilmek sayılarınızı çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde 14 tane ilmeklerimi atarak modelime başlıyorum. Ben direkt modele başlıyorum. Siz yapacağınız örgü çeşidine göre kendinize zemin hazırlayabilirsiniz. Modelimi kurarken arka yüzünde kurmaya başlıyorum. Dediğim gibi düz zemin üzerinde kuracağım. Siz ne istiyorsanız onun üzerinde kurabilirsiniz. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım ve 2 tane ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. 3 tane ters, 2 düz, 3 tane ters, 2 düz ve son kenar ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Bu sırada model kuruyorum. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Her girişimi örmeden alıyorum. Her çıkışımı ters örgü olarak örüyorum. Yanında 2 tane ters ilmeğim var. İkisini ters örgü olarak ördüm. Burada 3 tane ilmeğim var. Arkadaki ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu şekilde 2 ilmek oldu. Bir tanesini ördüm. Bir artırma yaptım. Diğerini de düz örgü olarak ördüm. 2 ters ilmeğim var. İkisini ters örgü olarak ördüm. Model tekrarı yapıyoruz. Burada 3 tane düzüm var. Arkadaki, öndeki ikisinin üzerinden atladım. Ve bir tanesini düz ördüm. Bir doladım. Diğerini de düz ördüm. Çıkışta 3 tane ilmeğim var. Üçünü de ters örgü olarak ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üzerine aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. Burada bir ana ilmeğim, bir dolama, bir ana ilmeğim, toplamda 3 tane var. Üçünü de ters örgü olarak ördüm. 2 düz, 3 ters, 2 düz, kenar ilmeğimiz ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. 2 tane ters ördüm. Burada 3 tane düzüm var. 1 düz ördüm, 1 doladım. 1 düz ördüm, 1 doladım ve 1 düz oldum. Buradaki 3 tane ilmeğim 5 tane oldu. Bu şekilde 5 tane oldu. Aradaki 2 tersimi ördüm. 1 düz ördüm, 1 doladım, 1 ördüm, 1 doladım, 1 ördüm. Buradaki 3 ilmeği 5'e yükselttik. Çıkıştaki 3 tane ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Devamında 2 tane düz ördüm. Toplamda 3.
5 tane ters örgü örüyorum. İki tane düz. 5 tane ters. 2 tane düz. Kenar ilmeğim ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 5 tane ilmeklerim var burada. İlk önce 2 tane ilmeğimi sola doğru kestim. İkisini birlikte ördüm. Ortadaki ilmeğimi tek başına ördüm. Diğer ana ilmeklerim var, 2 tane düz. Arkadaki ile öndekini yer değiştiriyorum bu şekilde. Ve bunu sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. Tekrar 3 tane ilmeğe düşürdüm. 2 tane tersim var. Tekrar kesme işlemini yapıyoruz. İlk 2 tane düz ilmeğimi birlikten sola doğru keserek ördüm. Bir tanesini tek başına ördüm. Diğer ilmeğimi ise sola doğru kesiyorum ve bu şekilde ördüm. 3 tane çıkış ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Modelimizin birinci tekrarı bu. Modelimiz sadece kendini bir defa tekrar ediyor. Şimdi ilk yaptığımız gibi arka yüzündeyiz. Modelimizin yerini belirliyoruz. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 3 tane ters ilmek örüyorum. Birinci sıra tekrarı şu anda. 2 ters, pardon, 2 düz, 3 ters. 2 düz. Kenar ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeği örmeden aldım. 2 tane tersimi ördüm. Burada 3 tane ilmeğim var tekrar. Arkadaki ilmeği öndeki ikisinin üzerinden atladım. 2'ye düşürdüm. 1 tane ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. Tekrar 3 tane oldu. Ara 2 ilmeğimi ters örgü ördüm. Ve yine model tekrarı yapıyorum. Kenardaki ilmeklerimi üçünü de ters örgü olarak ördüm. Bu sırayı tamamladım. Arka yüzüne geçiyorum. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. 2 tanesini de düz ördüm. 3 tane ters örgü. 2 tane düz örgü. 3 tane ters örgü. 2 tane düz örgü. Çıkış ilmeğim ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. Burada 3 tane düzüm var. 1 tanesini düz ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. İlmek sayım 5 tane oldu. Aradaki ikisini ters ördüm. Yine 1 düz ördüm, 1 doladım, 1 düz ördüm, 1 doladım ve 1 düz ördüm. İlmeklerim 5 oldu. Çıkış ilmeklerimi 3'ünü de ters örgü olarak ördüm. Tekrar modelimin arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişime aldım. 2 tanesini düz ördüm. 5 tane ters örüyorum. 2 tane düz. 5 ters. 2 düz ve çıkış ilmeğim ters. Tekrar modelimin ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 5 tane düz ilmeğim var burada. İlk 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Ortadakini tek ördüm. Diğer 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. O yüzden de ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte sağa doğru kestim. 2 tane ters ördüm. Yine 2 tanesini sola doğru kestim. 1 ördüm ve diğeri sol kesim. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar.
Nasıl kolayınıza geliyorsa. Son çıkış ilmeklerimi ördüm ve modelimizin ikinci tekrarını da beraber yaptık arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz daha detaylı göstermek amaçlı büyük bir parça üzerinde gelip hemen geliyorum. Örüp hemen geliyorum. Arkadaşlar modelimi biraz daha büyük bir parça üzerinde örüp hemen geldim. Bunu örerken alt kısmına lastik ördüm. Siz de lastik, haroşa veya bunun gibi de örebilirsiniz. Eğer bu lastikten örmek isterseniz bu videonun sonunda çıkan resme tıklarsanız bu lastiğin yapılışına geçebilirsiniz. Ama bu modele bu lastik de çok yakıştı elbette, ama bir ters bir düz lastik daha çok yakışacağını düşünüyorum. Modeli nerede isterseniz orada değerlendirin arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.